بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيز برادرلر، qadrdon aka uka opa singillar, bugungi navbatdagi jonli muloqotimizga barchanglar xush kelibsizlar. Haq subhanahu va taolo bugungi suhbatimizni ham manfaatli qilsin. Fiqhul akbar darslarimiz to'g'risida inshaalloh darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi qadar darsimizning 20-chi qismini ado qilganmiz. 20-ta darsimiz YouTube kanalimizda va Facebook ijtimoiy tarmog'imizda sobit turibdi qaydnomamiz. Xohlaganlar kirib ko'rishi va darsni tinglab borishi mumkin. Inshaalloh keyingi darslarimizda, keyingi kunlarda, balki yangi kelayotgan sanada 2020-yildan boshlab Alloh nasib qilsa darslarimizni davom ettiramiz. Sizlarning duolaringlar albatta tinglovchilarning borligi va bu borada tushayotgan savollarning ko'pligi bizga bu darslarni davom ettirishimizga alohida motivatsiya beradi. Bu motivatsiya bo'yicha inshaalloh robbil alamin darslarimizni davom ettiramiz. Xo'p, umumiy mulohazalar bir 6 kun 7 kundan beri juda katta sensatsion, ya'ni rezonans bergan voqealar inshaalloh robbil alamin yaxshilik bilan yakunlandi. Buni biz bir ma'noda xalqimizning, millatimizning eng katta yuksak yutuqlaridan deb albatta talqin qila olamiz. Sababi bu masalalarni ya'ni jarayoni, kelish tarzi shunga ko'zga ko'rindi. Inshaalloh robbil alamin bu masalalarni endi to va'dalashib o'zaro o'rtada kelishuvlar bo'lganligi uchun qaytib ko'tarishlik bizni vazifamiz emas. Bizning vazifamiz dinimizga amal qilib borishligimizda har doim maqsadga qarab yurish. Yo'l-yo'lakay har bir narsaga to'xtalaversak, maqsadga borishligimiz sekinlashadi. Ko'p odamlar bu masalalarda maqsadga yetolmay qoladi. Men bu joyda boshqa narsaga bir urg'u bermoqchiman. Bu hodisa hikmat, Allohning hikmati bilan amalga oshdi. Bunga o'xshagan voqealar albatta qadari ilohiyning tajallisi hisoblanadi. Inson reja qilib, ya'ni tayyorgarlik qilib bunaqa narsalarga erishishi juda qiyin masala. Bu Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni Karimda mu'min musulmonlarga bergan va'dalarining hayotdagi ko'rinishi. Haq subhanahu va taolo juda ko'p o'rinlarda marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Allazi خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا dedi. Ya'ni Alloh taolo mavtni, o'limni yaratgan zot. O'lim yaratilgan. O'limdan qochaman, qutula olaman degan birorta jonzot yo'q. Kulli nafsin za'iqatul maut. Har qanday nafs, jon egasi nafas olar ekanmi, bir kun nafasi to'xtaydi, o'ladi. O'lim borasida e'tiqod yo'q, ya'ni e'tiqod, masalan, musulmonlar o'limga ishonadi, ateistlar ishonmaydi degan gap yo'q. Hammaning yoqasiga o'lim yopishgan paytida unga iymon keltirishlik majbur. Hech kim bundan qochib qutula olmaydi. Buni Alloh taolo Qur'onda sobit oyat bilan zikr qildi. Wal hayata, hayotni yaratgan ham Alloh taolo. Alloh subhanahu va taolo hayotni ham yaratgan zot. Lekin Qur'oni Karim mana shu o'rinda fasohat borasida juda katta tarbiyaviy da'vatni qilgan. Nima uchun birinchi o'limni zikr qilgan? Vaholanki o'lim birinchi kelmaydi-ki. Inson birinchi hayotda yashaydi, keyin o'ladi. Nima uchun Alloh taolo birinchi o'limni yaratdik deyapti? Chunki o'lim dunyo hayotimizdagi eng haqiqat amal hisoblanadi. Haq o'lim hisoblanadi. Har qanday reja, har qanday amaliyot o'limning oldida ojiz bo'lib qoladi. O'lim kelsa bo'ldi, to'xtaydi, hamma ish ketamiz.
Şunun için Allah Teala ölümünü yarattık deyipti. Birinci ölümünü zikir kılıyipti. Keyin hayatını yaratken ne deyipti. Allah Teala hayatını hem yarattı. Ne mi için? Ölüm bilen hayat ne mi için kere? Dese, liyabluvakum ayyukum ahsanu amale. Kaysi biringler güzel işler kılasızlar. Bunun imtihanı için dedi. Bu bugün hadiseler, yani bizim başımızda kiçkine yine 6 günlük bir haftalık bugün hadiselerde cüde katta imtihanlarının güvahı bulduk. Hakkını ayet almaydı digerlerinin cüde köpçülükleri, yalğancı ikerlikleri ispat bulgen kadar da ular o şey meselelere de arkalarına karab kaçıştı. Aynısı hızbi cemaalar, radikal düşüncedeki adamlar, troll profiller, şu küllerde cüde katta alem bilen nime kılıçlarını bilmeye kalıştı. Bu Allah Subhanahu ve Taala'nın İslam ümmetine, hasaten Özbek zaban Müslümanlar segmentine bergen katta nimet buldu. Kim? Kim iken acrata balıştık imkaniyeti buldu. Mana bu yutuk yani. Bunu bilişimiz gerek. En hatar, İslam ümmetinin içindeki en hatarlı düşüncelerden biri radikal düşüncedeki adamlar. Ular kollarına kural alıp, mana şu düşünceler bilen öz milletlerini öldürüşlük uçun hareketke kirgen adamlar. Bularının hak, talep, kılıçlık hususiyetleri yokluğunu gördük. Ular özleri kotarıp olgan kurallarını aklaş uçun her kandayı meselelerini özlerine mayı kılıçlarını kursatıştı. Mana bu köpçilik bunge, cüde köp adam teşekkürler etti, cüde köp joylardan bizlerge nispeten bu meseleni yani İtirafları geldi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bana şu meseleler biz Müslümanlarla bir katta bayram buldu. Şimdi ben uzur meselesini yani takitlep gideyim. Uzur meselesini ben o şu sohbetimde başladığım etken ben. Her daim bu gapni takitlegen ben. Şahsiyetken nispeten kılıngan her kanday nalayık gapler uzur talep kıladı. Elbette. O Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin talimatları da bu var. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem şahsiyetke tegişli meselelerini arkasını kavlama geller. Dinge tegişli meselelerinin yutuğunu gözle geller. Hudaybiye gazatı da bunun cüde katta misali koringen. Hudaybiye'de 10 şartnama tüzgeller, müşrikler bilen. Bu misalını keltiri yapma bilişimiz için. Şartnamelerde uşa bittesi de Muhammed Resulullah degen yozuğunu Suhail ibn Amr uçuramız, bunu yazmayımız degen. Ali radıyallahu anhu onu yazgelleri de Peygamber aleyhisselam Resulullah'ını uçur degenler. Hazreti Ali etkiler ki, yok uçurmayayım ama Resulullah kanakı uçuramayın. Degen de Peygamber aleyhisselam kursat, kaysa bir Resulullah yazu. Kursat işken, o şey yazışını, yani okuşunu, talimatını olmayanlıkları delillerden bittesi bu ham. Kursat işken bilgilerini ki özleri uçurgeller onu. Şahsiyetke tegişli meselede taviz bergeller, yani evaz bergeller. Bopti, uçuramız. İkincisi, büyül haçkımeysizler. Müslümanlar 480 kilometre piyada yol basıp kilip, ostanaga kegende Kabe-i Muazzamaga kira alışmagan. Şunda haccı kılıp kayıtıp gitsek bula uğrardı mesela, uşa kundugi sahabalarımız, Müslümanlarımız. Müşrikler yok dedi, büyül haçkımeysizler dedi. Peygamber aleyhisselam ne dediler? Boptu mu öyle dediler. Ondan hem kızığı müşrikler etti ki bizden bir adam Müslüman bulup kaçıp gelse bizi kayıtı verasızlar dedi. Sizlerden kimdir kafir bulup bizge müşrik bulup bizde dinimizge utup bizge kaçıp borsa biz kayıtı vermeyiz bizde işte. Peygamber aleyhisselam bop dediler bunge. Etibar veriyorsun da ne kadar taviz beri yaptılar. Sebep ne mi? Dinin revacı uçun. Müslümanların zaferi uçun. Nusrat uçun. Şartnamanı imzalayan zahatları Abu Cendel, Suhail ibn Ru, yani Suhail ibn Amr'ın oğulları. Upeyt'te Suhail, Müslüman mesteler. Oğlu Müslüman bulup, müşrikler arasından kaçıp Müslümanların aldığı keldi. İmza koyup, şartnama koyulgenliği için Peygamber aleyhissalatu vesselam Abu Cendel'e Allah sanki sabır versin, ben imza koyup koydum şartnamaya dediler. Abu Cendel'e kayıtıp bir vardılar yani. İslam tarihini, İslam teolojisini,
islomning asl g'oyalarini to'g'ri o'zlashtirmagan, din masalasida saviya yetarli bo'lmagan odamlar bunaqa masalalarda u sahobalar davridaku payg'ambarning darsini olgan odamlar bu masalalarda o'ylab qolishgan. Bugun bunaqa masalalarda juda ko'pchilikning xayoliga turli narsa kelishi mumkin. Hey birodarlar, biz nafsimizni himoyasi uchun bu yo'lga chiqmaganmiz. Biz insonni Alloh yaratgan inson sifatida hurmat qilishlikka majburmiz. Bu bizni e'tiqodimiz. Lekin amal din asoslariga, shariat nuqtai nazaridan qilinadigan ishlarga biz endi munosabatimizni bildiramiz. Har doim bu gapimiz uchun hech qachon ta'viz bermaymiz. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning bizga ta'limlari, tarbiyalari shu. Bu masalalarda odamlar o'zidan kelib chiqqan xulosani gapiraveradi. Ularni e'tibor olmasligimiz kerak. Masala juda ajoyib, chiroyli yechildi. Xossatan Toshkent shahar bosh imom xatibi Nuriddin Domla hafizahullohni juda katta trolling xuruchlari bilan obro'siga tajovuz qilishyapti. U domla bunaqa narsalarga e'tibor bermaydi. Men bunaqa o'rinda alohida chiqib ta'kidlashim kerak. Domla juda ajoyib ishlarni qildi. Ya'ni bu masalalarda musulmonlarning pozitsiyasi, mavqifini juda chiroyli himoya qilishdi. Bu alhamdulillah robbil alamin, buni alohida ta'kidlamam o'tdik. Masala shu joyda, mana bizni hurmat qiladigan, bizni gapimizga, ya'ni islom nuqtai nazaridan bo'lgan gaplarimizga, ya'ni qanoat hosil qiladigan odamlarga bu narsani to'g'ri tushuntirish uchun aytib qo'yibmiz. Masala chiroyli yechildi. Birodarlar, men bu suhbatdan oldin qo'ygan ya'ni bildirishimni sabotaj qilishliklarini bilardim, bilib turibman. Shuning uchun unga e'tibor bermaysizlar. Har bitta odam o'zi trolling qilishligi va trollar shu kunlarda ochlikdan o'layotgani uchun ularga oylik kerak hozir. Ularga oylik ajratilmasa, shu kunlarda juda ularning bozori kasot bo'ldi. Ular biroz oylik olib, bechoralar shu kunlarni o'tkazib olsin uchun mana shunaqangi roliklarni qo'yib turibdi. Endi olib montaj qilishadi, pul ishlashadi bechoralar. Xotin bola chaqasini boqa olmay o'tiribdi, masalan Abdurrohim Shoshiyni ko'rganlar aytayapti, skeleti chiqib, nima qilishi bilmay, ko'zlari ichiga kirib, burnlari oqib, qiynalib yurganimish. Nima? Ya'ni haqni ayta olmaydi degan da'volarini teskarisi bo'lib ketibdi O'zbekistonda. O'shanga u bechoraning oilasi ham chirqirab yotganimish. O'sha endi hozir mana shu postlarimizdan ozgina montaj qilib, bechora ozgina pul topib olsin uchun qo'yib berdik. Bizni mana shu bizga rahmat deydi. Dushmanlarimiz ham o'ylaymiz. Nimaga ba'zida falon narsalarni xato o'qib yuborasiz deydi. Bu xato o'qishimiz tabiiy, insonda xato bo'ladi. Lekin xatoyimizdan o'sha dushmanlar biroz haligi yuvindi olishlik uchun, biroz oylik olish uchun foydalansin deymiz. Bular albatta kritika. Shuning uchun birodarlar, sabotajga e'tibor qilmaylik. Maqsadimiz nima edi? Dinimizning asoslarini himoya qilish. Himoya bo'ldimi? Inshaalloh robbil alamin Yulduz Usmonova bundan keyin dindan gapirmasligini va'da berdi. Sizlardan iltimos, agar dindan gapirib yana shunaqangi roliklarni qilsa, ogohlantiringlar, bizga bildiringlar. Meni taxminim bo'yicha bu narsalar to'xtadi. Men uning yaqin odamlari bilan ham ko'rishdim. Ya'ni ba'zi odamlar bilan gaplashdim, ya'ni shu Yulduz Usmonovaning oilasiga aloqador odamlar bilan. Ular bilan ham juda yaxshi muomala munosabatda qildik, o'rnatdik va bu gapimiz alhamdulillahi robbil alamin amalga oshdi. Biz uzr deganimizda, haligi yuqorida aytganimizdek, o'zimizning shaxsimizdagi xatolarimizni aytyapmiz. Dinimizni himoyasi uchun aytgan gapimizga uzr so'ramayapmiz. Bular endi shunga nom qo'yib olib, bu shunga uzr so'radi, tarqatadi. Xuddi bu o'zlarining xulosasini chiqarib olib, o'sha xulosasiga baho bergandik. Ularning xulosasiga biz aybdor emasmiz. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. شتروح